Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Maraş'tan bize güvercin geldi. Sağ olsun İbrahim, aracı oldu. Bizdeki kuşlarla değiş tokuş gibi bir şey oldu. Yani bizden 6 tane gitti, 2 tane istettik. Bir dakika. Yani bizden 6 tane gitti, 2 tane istettik. Birbirinden güzel güvercin 2 tane geldi. Bazen farklılık da lazım. Kutu biraz savaştan çıkmış gibi ama öğlen saati burada yırtılması lazım. Şimdi bunu aldık. Oo, motorumuz da tam yeşilliğin içinde kalmış. Burada kutumuzu aldık arkadaşlar. Şimdi eve doğru geçelim. Abo, burası da ıslanmış. Tam dengesiz yere koymuşuz. Şu bize gelmeden tekrardan açıp gidelim. Tekrardan selamun aleyküm. Kuşumuzu aldık geldik arkadaşlar ama üzerinden tam bir gün geçti. Dünler otogardan bize kuş geldi. Yani değiş tokuş yapmış olduk. Anlık gelişen bir durum oldu. Kutumuz burada, her şeyimizi ayarladık. Kuşlarımızın hepsini Mehmet Aras'la beraber yolduk değil mi lan? Evet, dün akşam kuşlarımızın hepsini yolladık arkadaşlar. Onları seyve bıraktık. Kümesimizi sabahtan beri temizliyoruz. Bu sıcakta var ya, kümesini hepsini temizledik. Çünkü akşam yapamadık onu. Hem kuşu yolma hem şu bizi yordu. Dişilerimizin hepsini yolduk. Kuşlardan değiş tokuş yaptık. Neyleri değiştirdik onu söyleyeyim arkadaşlar. Ne oldu? Cücü var. He, cücü var. Neyleri değiştirdik arkadaşlar? Bizim buludu dişiyi yolcu ettik. Numbek dişiyi yolcu ettik. Numbek'ten sarı kuştan çıkan yavruyu yolcu ettik. Yukarıda tipi yolcu ettik. O sarı macar gibi kuşu yolcu ettik. Onun dışında diğeri neydi ya? Sarı macar. Bir de göy yumuşkuru yolcu ettik. 6 tane kuş gönderdik arkadaşlar. 2 tane de oradan kuş aldık. Yani iki tanesi iki taneden takas olmuş oldu. Dört tanesini de sahiplendirmiş olduk arkadaşlar. Yani bizdeki fazla kuştan hepsini çıkartmaya başladık. Yeni getirdiğimiz güvercinler şimdi yukarıya çıktı mı göstereceğiz. Bunları da yolduk. Bunlardan da dört tane dişi sahiplendirdik arkadaşlar. İki tanesi burada. Bir tanesi bak şu liz olan var diye bak çakmalı almıştık en son. Bir tanesi o. Diğer 3 tanesi de yukarıda olan dişilerimizden 3 tane de orada. Bunları da 4 tane de bir abimize sahiplendirdik. Ona da dişi lazımdı. Yani elimizdeki fazla kuşların hepsini vermeye başladık. Şimdi vereceklerimizden şu müzeverli mor çifti kaldı. Hatta şu an belki videoda görüntü olarak görmüşsünüzdür. Eğer bu müzeverli mor çiftini almak isteyen arkadaşlar var ise Instagram hesabımızdan bize ulaşabilirler. Bak dişisi bu arkadaşlar. Dişimiz bak burada. Yani dişi erkek çok güzel. Dediğimiz gibi dişi burada arkadaşlar. Erkek ise diğer tarafta. Çift olarak videosunun görüntüsü bizde vardı. Şimdi altta gördüğünüz görüntüde bizim müzeyli mor çifti. Almak isteyen arkadaşlar varsa Instagram hesabımızdan bize ulaşabilirler. Geçen haftalarda Instagram hesabı açık değildi. O yüzden sunamadık yani. Yani dediğimiz gibi elimizdeki fazla kuştan hepsini çıkartmaya başladık. İnşallah birkaç gün hiçbir şey kalmadığında komple çıkarmış oluruz. Böyle yapma. Şimdi şu dişin erkeğini de hemen göstereyim sizlere. Bak bu dişimizin erkeğini de göstereyim. Bu müzeyolun bunun erkeğini de göstereyim. Ardından üst tama geçeceğiz. Yeni getirdiğimiz kuşları göstereceğiz. Ve bu kuşlarımızı yemeyip kapatacağız. Buraya girelim hemen. İspanyol'dan yumurtasına bakacaktık. Hiç unuttuk. Erkek de bu arkadaşlar. Güzel bir üçlü. Almak isteyen arkadaşlar varsa bu çifti vereceğiz. İsteyen mesajımızdan bir de ulaşabilirler. Dün burada bizim mülamas yavru vardı. Son o mülamas kırmızı mülamas vardı ya. Rahatsızdı. Buraya kafese kapattık. Dedik ki eğer bir şey varsa kuşlara bulaşmasın diye kafese koyduk. O da maalesef öldü. Sıcak ya, perişan etti bizi arkadaşlar. Hadi gel çıkalım. Gel. Burada bunların yemini falan vermeye başladık. Bunların yemleri neyse. Burada herhangi bir değişik bir şey yoktur. Şimdi üst tama geçeceğiz. Onu da soruz ya, daha sen duyar.
Bu horoz da var ya, fena bizim çocuklara karışıyor bak. Yiyiciler durdu. Çete. Şimdi ise üst tama çıkalım. Gel. Yavrularımızı mecburen güneşte saldık arkadaşlar. Hem kümes temizliğimizi yapmak için, hem de kaç günü böyle bırakmadık bir hava almaları için. Karaposta yavrumuz da burada. Gel. Getirdiğimiz kuşlar elvan arkadaşlar. Şimdi dersiniz ki lan damı yapmak için elvanı azaltıyor, bir yandan elvan getiriyor. Yani değiş tokuş yapmış olduk yani. Bir para bedel ödememiş olduk. Hem adam bizim kuşlarımızı alacak, hem bir iki tane kuşunu almış olduk yani. Kümesinizi temizledik. Sıcak. Vallahi zor oluyor ya. Gel. İnşallah dışarıda kuşumuz kalmaz. Gel. Şimdi bunları kapatacağız. Lan. Yeni kapağı düştü bir dakika. Gel. Gel. Ne diyeceğim, dışarıda kaldı zaten, bunları kapatalım. Gel. Gel. Bir tane kaldı. Şimdi. Tamam, o da indi. Şu araya bir koşuyorum. Hayda. Arkadaşlar. Sakın uçma. Seçenin altında çok güzel bir kişi var. Ama bu nasıl? Bizim uçayı nasıl geçmemiş mi? Bir dakika, seçen altında çok güzel bir kuş var. Gel. Şunları artık bırakamadık. Mecburen kuşlarla yola çıkacağız. Hayvanlarla. Bir dakika, gel. Şunlar bir suyunu içsinler. Gel. Çatının altında yabanla yanında çok güzel bir kişi biri var. Dur şu. Şunlar bir kalsın. Şunlar bir etrafa kalsın. Dur şu karşı duvara geçmeden. Senin yanına gitsinler. Tamam. Göstereceğim. Haydi canım, kalkmış da. Bak burada yabanların içindeydi bak. Oo. Burada duvardaydı. Hangi ara kalktı? Haydi canım. Nereye gitti peki? Güzel bir kara kişi vardı arkadaşlar, yavru. Allah, bunu nasıl fark edemedim ya? Ama burada da yavrumuz kalmış güneşte. Buradaydı arkadaşlar, var oradaydı. Bu yavrumuz da burada kalmış. Yavrum, sen burada ne işin var?
kısmet. Vallahi çapar kişpirde çok güzeldi. İlk defa oraya bir kuş girmişti yine. Neyse, sağlık olsun. Ha bak bak bak, gördüm bak o yavruyu bak. Bak dur. Bak şuralarda dolanıyor bak. Kara kişpir yavru. Neyse, kısmet. Şimdi burada dünkü aldıklarımızdan ne var? Dur hemen gösterelim. Şu yavrumuz da dışarıda kalmış. Bunu fark etmedi hiç. Dünlerini aldık. Bir tane kara dönek güllü aldık. Bak burada. Kara dönek güllü aldık. Bir tane bunu uzun zamandır söylüyorduk. İbrahim vesile olmuş oldu. Bunun için ayrı teşekkür ederim. Bir tanesi bu arkadaşlar. Kara dönek güllü. Kanat da tahta kanat. Bu muşlara denk gelmiş oldu. Kısmetse bunu uçuracağız. Diğeri ise eski kuşlardan, yani artık pek nadir bulunan kuşlardan bir tanesi. Gökruk güllü eski kuşlardan. Yani bizim Macar'la aynı kıyasla, yani boyu ufak olmuş oldu. İkisi de ayrı bir güzel. Dur onu göstereceğim. Bak kara dönek güllümüz bu. Kaçma lan. Gökruk güllümüz de bu arkadaşlar. İkisi de Maraş kuşu. Bakalım ikisini de inşallah uçuracağız. Hatta bu kırpıkmış lan. Şu kanatla da bu kırpık. Ya ben de kutudan geldi koydum. Hiç öyle dikkat edemedik. Sağlıkları falan maşallah yerinde arkadaşlar. Bir sıkıntı, bir problemleri yoktur. Bak şu kuştan hep istiyordunuz. Sonunda koyabildik. Bunun ilk elvana başladığında bunun sarısından iki tane vardı bizde. İkisi de şansımıza dişiydi. İkisini de yolladık o yüzden. Şimdi kara dönek güllümüz bir tane var. Bir tane gökruk güllümüz var. İkisi de erkek. Güzel Maraş kuşu. Eğer beğendiyseniz yorumlara belirtin arkadaşlar. Sizce hangisi daha iyi? Yorumlara bekliyorum. Kara dönek güllü mü yoksa gökruk güllü mü? Yani şimdi kara dönek gene bulabilirsin de gökruk çok piyasada az var. Biliyorsunuzdur zaten. Yani şey Antep'te yoktu. Diğer illeri bilmiyorum kesinlikle. Piyasada Antep'te şu an ikisi de biraz az bulunan kuşlardan. İkisi de bunlar filo değil arkadaşlar. Bunlar elvan güvercin. Filo kuşuna giren kuşlar bu klasmanlar. Bak şu karanfilli, kara müsait. Ah. Yani filo kuşuna giren bu tarz, bu üç gibi kuş gibi olan kuşlar yani. Şekilleri bence güzel. Ya uçumu aldık zaten. Kısmetse bunları uçuracağız kuşumuzun içinde. Elvanımız güzel oldu ya maşallah. Ya sarı macarı çıkarttık arkadaşlar kuştan. Şu sırtı geçen kış mıydı neydi, yakalamıştık zaten onu. Onu çıkarttık, tipi çıkarttık. Fatih abinin bize hediyesiydi. O da biraz artık yaşlanmıştı arkadaşlar. Yani gene güzeldi ama biraz yaşlanmıştı. Geçen sezonda karışmada biraz canımız sıktı. Gelip karşıya konmuştu. Ondan sonra gözümden düştü, gönderdik. Sonra ileride tekrar ımdağımızı yaptığımızda güzel bir tane alır koyarız kuşumuza. Diğerleri de dişiydi filan. Göymüş kurt da zaten normal bir göymüş kurttu. Şöyle hamşan bir şey değildi. İyileri bizde gitti. Bu şekilde. Dur bunları da bir dışarıya çıkartalım. İçeride bak da giyeceğiz. Kıs kıs kıs. Dur bu kuş kanatlı mı kırpık mı? Kırpıkmış. Bunu da yolalım. Bugün yolarız bunda. Ağımızı yolladık. Şeyi de yolladık. Şimdi bunlar kanatlandığında
tam böyle toparlandığında var ya, böyle havalarda biraz soğuduğunda ne güzel durur biliyor musun? Her geçen gün daha güzel oldular. Bunun beklen zaten şey doğurmuyor diye vermiştik. Numbek'le o bulutlu dişimiz doğurmuyor diye vermiştik onları zaten. Onun dışında da bir şey yok yani. Bu yavrumuz düşünüyor ha. Diğerlerinin yemlerini verdik. Sıra bunların da bir yemlerini verelim arkadaşlar. Şu kuşu bu kümese koymayacağım. Onu degaç yenirelim. Bu düşünmesi hayra haram et değil arkadaşlar. Güzel bir içeri atlatsaydı. Sıkıntı bir problem varmış Allah'ın izniyle. Son yavruları bıraktık ama çakmaklı bir burada. İkinci çakmaklı nerede? Bir küçük çakmaklı nerede? Küçük çakmaklı yok var. Hadi canım. Bak kuşumuz eksik bugün. Şimdi gözümüzü az yerde. Bak bugün çakmaklı nerede? Küçük çakmaklının teki yoktur. Bir uçan var ya. Bak o yoktur şu an. Dişi tekiydi o. Neyse tek tek yok. Ha buradaymış lan. Kuşu bir an göremedik. Çakmaklılar tamam. Onun dışında beyazları getirmiştik. Beyaz bir burada. Bir de bunun kardeşi var. Diğeri de burada iki. Onun dışında alacalardan ne getirmiştik biz? Vallahi şu an kuşlar hepsi birbirine karıştı ya. Koyduğumuz yavruyu da fark edemiyorum şu an. Bir dakika. Allah Allah. Dışarıdaki çakmaklarca bir... Tamam ya, her neyse. Şundan şüphelendik de o da buradaymış. Niye yaptın ha? Kıvamı ilacını verdim de. Aynı. Neyse burası tamam arkadaşlar. Bir şey de eksikse vallahi fark edemedim. Şunu da yakalayıp diğer tarafa koyacağız. Şimdi lan yemlerini verelim. Lan beyaz yapışkan. Kanat yok, çıktığın yere bak ya. İn aşağı. Söz de dinliyor bak. Gel. Şunu da kapatmam lazım. Şimdi bunlarki de hava sıcak. Bunları da kapatalım. Yani bunların içinde arkadaşlar sarım şukuru, göğüm şukuru göndermiş olduk. Macar da verecektim. Macar'dan geri vazgeçtim. Macar bizde uçsun. İlyas abinin hediyesi çünkü. O bizde kalsın. Çünkü onun için bayağı bir çaba göstermiştik. Sadece biraz da iri olsa var ya mükemmel olur. Şu macarlardan var ya, şu karanfil gibi yüksek macarlar var. Hatta bizim Yusuf'ta var. Onun kırmızıları olsaydı var ya mükemmel olurdu bu kuşun içinde. Bakalım hayattan hayırlısı. Zamanla hepsini inşallah yaparız biz de. Ne geldi lan? Buna neden baktı? Neyse şuradaki yemliklerimizi alalım. Bunları da bir yemleyelim. Sıra hayvanlarda. Bu kuşlarımızın hepsini yolduk. 2-3 hafta sonra da kuyruklarını falan yollarız. Yani kanatlar patlasın, biraz ortaya çıksın. Ondan sonra da
kuyruklarını yolarız. Ez Allah şakası. Şu kuş ne bizim olmaz. Gel. Gel. Şunu da koymam lazım da. Şunun içine bir çaba göstermemiz lazım. Şimdi İnşallah koyabiliriz. O burada. Bu da burada. Tamam. Ona da güzel bir şey değilsinler. Şu yavruyu kovalayım da gelsinler. Bunu da patlamamız lazım. Ya buna yüzden milletin amına çıkıyorum ya. Allah senin etmesin işte. Gittiği yere bak ya. Neyse birazdan geldiğinde kapatırız onu, yapacak bir şey yok. Karşılama geçti. Buna demek ki biraz rahatsızlık var. Bunlar biz güzel bir şekilde yemleniyorsun arkadaşlar. Bak getirdiklerimizin bir tanesi kara demek burada. Gökhuyluk nerede? Ağla burada. Burada yemliyor. Bunların tahtalarına dolmaya başlıyor. Bak daha geçen gün yolduk. Bak kanatlara buzlamış. İstanbul'da bile Macar'da. Kanatlara buzlamaya başlamıştı. Yoğurt da yemin etsem bunu da birazdan yolarım. Hepsini güzel bir şekilde yolmuş oluruz. Çok şükür arkadaşlar kuşağımızda öyle bir sağlık sorunumuz kalmadı. Hepsi geçen gün daha güzelleşmeye başladı. Bunlar şimdi yemleniyorsunlar. Devam ederiz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Hadi hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.